sinyaller yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, ben sizdeyim kanda. Bu da sana ders olsun. Ders izleyine hoş geldiniz. Hava direncinin önemsiz olduğu bir ortamda yatay olarak fırlatılan bir cisim T süre sonra L noktasına geliyor. Yatayda sabit hızlı hareket yaptığı için yatay atış hareketi yapılan cisimde yatayda alınan yol aynı sürede hep aynı miktar kadardır. Düşeyde serbest düşme hareketi yapar. Dolayısıyla düşeyde alınan yol 1, 3, 5 diye ilerler. Buradaki olayı birleştirirsek K'dan L'ye 1T sürede geliyorsa yatayda 4 kadar geliyor. Dolayısıyla yatayda aynı sürede hep 4 kadar yol alacak. Düşeyde ise 2 birim yol almış 3 katı kadar, yani 6 kadar yol alacak. Dolayısıyla bu iki konumu birleştirdiğimizde S noktasından geçecektir. Cevap A seçeneğidir. Sürtünmesiz ortamda atılan cisim duvara çarpıp geri dönüyor. Burada normalde duvar olmasaydı cismin yörüngesi bu şekilde olacaktı. Yani sanki duvarı ayna gibi düşünün. Dolayısıyla duvara çarpması için geçen yolda, yatay yolda 6x, duvardan sonra da 2x var. Yani 6t sürede duvara geliyorsa 2t sürede sonra duvardan sonra olması gerekir. Top duvara harekete başladıktan dolayısıyla 4 bölü 3 kadar sürede, yani toplam 8T havada kalma süresi 6T kadar duvara gelme süresi olduğu için 3 bölü 4'ü kadar sürede duvara gelmiş olacak. Topun yere çarpma hız büyüklüğü atıldığı hız büyüklüğüne eşit olur. Burada enerji kaybı olmadığı için atıldığımız hızla her zaman aynı seviyede yere çarparız. Duvar L noktasına kaydırılırsa burada simetrik olacağına göre, yani duvarı biz L'ye kaydırırsak yatayda 8x kadar yol alacağına göre 4x kadar gelip duvara çarpıp geri geldiğinde 4x kadar daha gelmesi gerekir. Yani K noktasına düşeceğini söyleyebiliriz. Cevap E seçeneğidir. Bir binanın tepesinden ve 4. katından yatay olarak atılan K ve L cisimlerin izledikleri yörüngeler şekildeki gibidir. K cismi toplam 9H yüksekliğinden L 4H yüksekliğinden atılmış. H eşittir 1 bölü 2 GT kare formülünden dolayı K cismi 3T kadar sürede düşüyorsa L cismi 2T kadar sürede düşer derim. Dolayısıyla yatayda alınan yol K için VK yatay hızı çarpı 3T sürede 9x kadar yol almış. L için VL çarpı 2T sürede 9 artı 3 12x kadar yol almış. Dolayısıyla oranladığımızda VK bölü VL, gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 1 bölü 2 olarak çıkar. Cevap C seçeneğidir. Yatay düzlem üzerine yatay ile teta açısı yapacak şekilde ve sıfır büyüklüğündeki bir hız ile atılan top şekildeki verilen yörüngeyi izliyor. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Eğer buradaki teta açısı 90'dan küçükse 90 dereceye kadar ne kadar büyük düşey hızımız olursa havada kalma süresi o kadar büyük olur ve yatayda alınan yolda yatay hızı azalacağı için azalır. Ancak buradaki teta açısı şayet 90 derece ise biz bu açıyı daha da arttırdığımızda düşey hız azalır. Dolayısıyla havada kalma süresi azalacaktır. Bundan dolayı birinci öncülümüze kesinlikle doğrudur diyemeyiz. İkinci öncül, cisim maksimum yüksekliğe ulaştığında, sadece yatay hızı kalır. Dolayısıyla sadece yatay hızı kaldığı için hız büyüklüğü en küçük olur. Ve şöyle de düşünülebilir. Enerjisinin bir kısmı potansiyel enerjiye geçecek ve dolayısıyla kinetik enerjisi en küçük, en tepede olacaktır. Dolayısıyla hızı en küçük olacaktır. İvme vektörü ile hız vektörü arasındaki açı L noktasında minimum olur. Doğru.
Çünkü yer çekim ivmesi sürekli hızı kendine doğru çevirmeye çalışır. Yere temas ettiği en son durumda çevirebileceği en son noktadır. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Hava sürtünmesinin olmadığı ortamda eğik olarak atılan cismin yatayda aldığı yol sabit hızlı hareket, düşeydeki aşağıdan yukarı atış hareketidir. Dolayısıyla yatayda alınan yol sabit hızlı hareket olacağı için KL arasındaki 2x'lik yatay yolu 2t sürede, LM arasını 5t sürede ve MN arasını 1t sürede alır. Toplam havada kalma süresi 8t kadardır. Dolayısıyla toplam 8t havada kalıyorsa maksimum yüksekliğe 4t kadar sürede ulaşacaktır. Serbest düşmeye bıraktığımız bir cisim. Birincisinde H, ikincisinde 3H, toplam 4T'ye getirmeye çalışıyorum. 5H ve 7H kadardır. Yani L noktasına gelinceye kadar 2T süre, çıkış 2T süre maksimum yüksekliğine ulaşma noktasıdır. Bu noktaları birleştirirsek, verilen değerleri birleştirirsek, dolayısıyla L'nin yerden yüksekliği görüldüğü gibi 7 artı 5, 12H kadar olur. M'nin yerden yüksekliği 7H kadar olur. Cevap B seçeneğidir. Hava sürtünmelerinin önemsiz olduğu bir ortamda bir binanın tepesinden eğik olarak atılan top karşıda bulunan binanın tepesine düşüyor. Binalar arası yatay uzaklık 120 metre. X eşittir V yatay hız çarpı T geçen süre. 120 metre yatay yolumuz var. Yatay hız büyüklüğümüz VK çarpı kosinüs 53. Burada havada kalma süresi yukarı doğru atış hızımızın G yer çekimine bölünmesiyle bulunur. Dolayısıyla buradan VK'yı çektiğimizde 50 metre bölü saniye olur. Cevap C seçeneğidir. Bir binanın tepesinden 37 derece açı yapacak şekilde pike atışı yapılırsa, burada bileşenleri ayırdığımızda yatay bileşeni 15, düşey bileşeni 20 kadar olmakta ve bu atış hareketinde yatayda aldığımız yol 30 metreymiş. 15 yatay sabit hızla 30 metre aldığına göre x eşittir vt'den havada kalma süresi 2 saniye eder. 2 saniye havada kaldığına göre buradan binanın yüksekliğini bulabiliriz. H eşittir V0 çarpı T artı 1 bölü 2 GT kareden binanın yüksekliği 60 metredir. Burada bir üçgen oluşturursak binanın tepesinden atılmasından itibaren düşey yükseklik 60. Dolayısıyla OK arasındaki yatay uzunluk ne kadar eder? Buradaki 3, 4, 5 üçgeninden dolayı 53'ün karşısı 60'sa, yani 4 katı ise 15'in, OK arası 45 olacaktır. Dolayısıyla OK arası 45 metre olduğuna göre KL arası da 15 metre eder. Cevap B seçeneğidir. Hava sürtünmeden önemsiz olduğu ortamda yatay atılan cisim için H yüksekliğinin değişmesi verilenlerden hangilerini değiştirir diyor. Buradaki yatay hız büyüklüğümüz ve değişmeyecek ancak düşey hız büyüklüğümüz G çarpı T'ye eşit. Dolayısıyla düşey hız büyüklüğümüz H'a bağlı olarak T'yi değiştirir. Dolayısıyla düşey hızımız değişir. Yatayda alınan yol ise yatay hız çarpı geçen süredir. H ne kadar fazlaysa süre o kadar fazla olur. Dolayısıyla x burada değişecektir. Yere çarpma hızımız da düşey hızımızın değişmesinden dolayı değişecektir. Havada kalma süresi direkt H'a bağlı olduğu için değişecektir. Cevap E seçeneğidir. Kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Sağlıcakla kalın.